Onarıcı Adalet TV başlıyor. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Kitabı 1. Bölüm. Ceza Adaleti, Ceza Adaleti Türleri, Onarıcı Adalet Kavramı, Tarihsel Gelişim ve Onarıcı Adalet Uygulamaları. 1. Ceza Adaleti. A. Adalet Kavramı. Uzlaştırma kurumunu basit bir ceza muhakemesi usulü olarak ele almak, derin bir tarihsel arka planı olan kuruma haksızlık olacaktır. Bu gereklilikten dolayı Uzlaştırma kurumunu açıklarken onarıcı adaletten, onarıcı adaletin ceza adalet türleri arasındaki konumundan hareket etmemek açıklamaların eksik kalması anlamına gelecektir. Uzlaştırma bir yönüyle hukuki ihtilafların çözümünde karşılaşılan niceliksel sorunlara karşı bir çözüm olarak önerilmektedir. Bu noktada çözümün ihtilafın taraflarınca getirilmesinin bir öneminin olmadığı, sıradan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olduğu söylenebilir. Bununla birlikte uzlaştırma diğer alternatif çözüm yollarına göre bir üstünlüğü de barındırmaktadır. Bahsi geçen üstünlük uzlaştırmada hukuki ihtilafın çözümünün bizatihi ihtilafın taraflarına ait olduğu noktasından hareket edilerek çözümün şekli değil, ihtilafı ortadan kaldıracak nitelikte olmasıdır. Uzlaştırma kurumunun onlarca adalet kavramı altında değerlendirilecek ve açıklamalarımızı bu yönde yapacağız. Önlerce adalet kavramını netleştirebilmek için de adalet kavramının sınırlarını ortaya koyma ihtiyacı duymaktayız. Tanımlanması en güç hukuki kavramlardan biri olan adalet, ilk çağlardan beri farklı düşünürler tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Adalet kavramı birbirine zıt olan iki büyük teori tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Doğal hukuk teorisi adalet kavramını tanımlamış ve bu kavramı kurmuş olduğu teorisinin merkezine yerleştirmiştir. Hukuki pozitifizm ise söz konusu tanımı eleştirmiş ve adalet kavramının tanımlanamaz olduğunu, bundan dolayı da hukuk biliminin dışında tutulması gerektiğini savunmuştur. Doğal hukukun adalet tanımlamalarında ilk çağlarda adil tabiata uygun olan şeydir. Orta çağlarda adil tanrısal emirlere uygun olan şeydir. Ve yeni çağlarda ise adil insan aklına uygun olan şeydir tanımlarını görmekteyiz. Tanımlamalara bakıldığında Adil olanın bir referans noktası ile kıyaslanması suretiyle bulunmaya çalışıldığı ön plana çıkmaktadır. Adalet, hukukun nihai amacını teşkil etmektedir. İdeal bir değer ölçüsü olarak adalet, toplumsal güvenliğin teminatıdır. Herkesin hakkının gözetilmesi hakkını alabilmesi, kimsenin başkasına zarar vermemesi yönünde bir ihtiyacın ifadesidir adalet. Hans Kelsen'in adalet kavramına ilişkin düşüncelerinde uzlaştırma kurumunu inşa üstünde inşa edebileceğimiz bazı ipuçları bulmak mümkün olacaktır. Kelsel adaleti, karşılıklı insan ilişkilerini düzenleyen, toplumsal düzenin mümkün ama zorunlu olmayan bir niteliği olarak belirler. İnsan, ancak davranışı adil olarak kabul edilen, toplumsal bir düzenin normlarına uyduğu takdirde adil olacaktır. Toplumsal düzenin adil olması ise toplumsal mutluluğu sağlaması ile ilgilidir. Kısa açıklamalarımızdan sonra uzlaştırma kurumu bakımından adaleti tarafların toplam mutluluğu olarak tanımlayabiliriz. Bu durumda müzakerelere giren fail ve mağdur söz konusu süreçten ne kadar mutlu çıktılarsa uzlaştırma kurumu da adaleti sağlama noktasında o kadar yaklaşmış demektir. B. Ceza adalet kavramı. Nihai amacı dürüst ve adil kanunlar ve muhakeme usulleri aracılığıyla barışçıl toplumun inşası ve idamesi olan ceza adaleti tümüyle önceden tasarlanmış bir sistemden öte yetersizliklerin anlaşıldığı, alanların iyileştirilmesi suretiyle inşa edilmiş bir sistemdir. Tarihsel gelişimde bu tespitin doğruluğuna işaret etmektedir. Ceza adaleti kavramının farklı kullanımları söz konusudur. Bu kapsamda betimsel kullanımında ceza adaleti, ceza kanunlarında tanımlanan eylemin karşılığının verilmesi için örgütlenmiş organizasyonel yapıyı ifade etmektedir adli kolluk, soruşturma ve kovuşturma organları, infaz kurumları bu organizasyonel yapı içerisindeki olan birimlerdir. Normatif kullanımında ceza adaletinin işlevini belirleyen, işleyişini yöneten, kendine özgü ilkeler ve prensipler kümesi yer almaktadır. İşlevsel kullanımında ise toplumsal düzeni temin etmenin bir aracı ihtilafları giderme mekanizması ve riskleri yönetme tekniğidir. Uzlaştırma kurumunun ceza adaleti sistemi içerisinde her üç farklı kullanım altında da değerlendirilmesi mümkündür. Öncelikle uzlaştırma kurumunun işleyişi için organizasyonel bir yapı kurulmuştur. Söz konusu yapı merkezde Adalet Bakanlığı içinde alternatif çözümler daire başkanlığı fonksiyonun yerine getirilmesi açısından ise uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcıları, uzlaştırma büroları, uzlaştırmacılarından oluşmaktadır. Bu uzlaştırma kurumunun ceza adaleti sistemi içerisindeki betimsel tanımlamasıdır. Normatif açıdan bakıldığında ise uzlaştırma kurumunun işlevini belirleyen normlar görmekteyiz. Bunlar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253 ve 255. maddeleri başta olmak üzere diğer kanunlarda yer alan düzenlemelerin yanı sıra uzlaştırma yönetmeliği gibi düzenleyici işlemlerdir. İşlevsel açıdan bakıldığında ise uzlaştırma fail ve mağdur arasında suçun işlenmesiyle doğan ihtilafın yine fail ve mağdurun katılımı ile giderilmesini sağlayan toplumsal barışın idamesine hizmet eden bir kurumdur. Bu çalışmada uzlaştırma kurumunun ceza adaleti sistemi içerisindeki üç kullanımının da ele almaya çalışılacaktır. 2. Ceza adaleti türleri A. Cezalandırıcı adalet Cezalandırıcı adalet toplumsal düzenin devamı için cezayı bir araç olarak kullanmaktadır. Bu kapsamda toplumdaki hukuksal değerleri koruma aracı taşıyan ceza normları koymuş olduğu emir ve yasaklara aykırı davranışları ceza yaptırımına tabi tutmak suretiyle toplumsal düzeni korumayı amaçlamaktadır. Cezalandırıcı adalet kavramını nitelemek için kullanılan ceza terimi Arapça olup mutlak karşılık yapılan iyi veya kötü fiilin karşılığı, bunlara verilen ivaz veya mükafat ecir anlamlarında kullanılmaktadır. İslam hukukunda ceza dünyevi ve uhrevi mahiyette, özendirici veya caydırıcı müeyyide şeklinde genel anlamda, suçluya tatbik edilecek müeyyide şeklinde özel anlamda kullanılmaktadır. Suçluya tatbik edilecek müeyyide anlamında kullanıldığında Arapça ukube kelimesine karşılık gelmektedir. Söz konusu kelimenin anlamlarından birisi de bir şeyden sonra gelip önce geleni takip eden şeydir. Suçun işlenmesinden sonra geldiği için yerine ceza yerine kullanılmış ancak kötü karşılık anlamında olduğu için anlam daralmasına uğramıştır. Ceza kelimesinin Batı toplumlarında karşılığına bakıldığında benzer bir sonuca ulaşılmaktadır. Nitekim ceza kelimesinin İngilizce karşılığı olan punishment kelimesi Yunanca pune kökünden gelmektedir ve anlamı verilen zarar karşılığında bir miktar paranın değişimidir. Benzer şekilde suç kelimesinin İngilizce kullanımı olan guilt ise antrosokson kökenli bir kavram olup geldan kelimesinden gelmektedir ve ödeme anlamındadır. Burada bir ara sonuç olarak ceza kelimesinin daha önceleri olumlu veya olumsuz karşılık anlamında kullanılırken anlam daralmasına uğrayarak olumsuz karşılık anlamında kullanılmaya başlandı. Ve söz konusu karşılığında aslında tazmin odaklı olarak bir miktar paranın ödenmesi şeklinde anlaşıldığı halde zamanla anlam değişimine uğradığı sonucunu çıkarabiliriz. Cezanın amaçlarına geçmeden önce ceza normunu ihlal eden kişinin bir uyuşmazlığa sebep olduğunu ifade ederek iletişim temelli bir uyuşmazlık çözme yöntemi olan uzlaştırma bağlamında uyuşmazlık ile çatışma arasındaki farka da değinmek gereklidir. Ceza normunun ihlali ile ortaya çıkan uyuşmazlık iki birey arasında, birey ile toplum arasında veya birey ile devlet arasında çıkabilir. Uyuşmazlık bir veya daha fazla kişinin istekleri, çıkarları, değerleri, inançları, sınırlı bir kaynağın paylaşımındaki görüşleri veya ihtiyaçları farklı olduğunda veya çeliştiğinde ortaya anlaşmazlık çıkması veya gerginlik yaşaması durumudur. Burada uyuşmazlık ile çatışma arasında farkın olduğu görülmektedir. Nitekim çatışmanın tarafı olan kişinin karşı taraftan bu doğrultuda bir talepte bulunmaması halinde çatışma uyuşmazlık boyutunda kalacaktır. Uyuşmazlığın çatışmaya dönüşmesi karşı tarafa yapılacak talep sonucunda olacaktır ve bunun neticesinde anlaşmazlık hukukun ilgi alanına girecektir. Öğretiye bakıldığında da uyuşmazlık ile çatışma arasında farkın bulunduğunun ifade edildiği görülmektedir. Nitekim uyuşmazlık, kısa süreli, daha kolay çözümlenebilen, nispeten daha yüzeysel anlaşmazlıklar için kullanılırken, çatışma, daha uzun süreli, daha derin ve kolaylıkla çözüm yolu bulunamayanları ifade etmektedir. Çatışmaların daha çok sosyal bilimlerin konusu iken, uyuşmazlıkların hukukun alanına girdiği ifade edilmektedir. Uzlaştırmanın ara buluculukta olduğu gibi uyuşmazlık temelli değil, iletişim temelli bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olması, uyuşmazlığın taraflarının katılımı ile çözümünü zorunlu kalmaktadır. Suç ile günah arasında bir ayrımın olmadığı dönemlerde suç, topluluğu tanrıların gazabına maruz bırakan, tüm topluluğu tehlikeye atan bir eylem olarak kabul edildiğinden, failin cezalandırılması kabile veya klanın reisine bırakılmaktaydı. Suçun kabile veya klanın dışında birisi tarafından işlenmesi durumunda ölç alma hakkı ve uzlaşma kurumu işletilmekteydi. Cezanın amacına yönelik teorilere göz atıldığında temel olarak iki akımın mevcut olduğu görülmektedir. Bunlar cezanın meşrutiyetinin ve haklılığının geçmişte aranması ile gelecekte aranması durumudur. Bu ana akım farklı hukuk sistemlerinde farklı taksonomiler altında isimlendirilmektedir. Örneğin Alman idealizmi çerçevesinde mutlak ve nispi adalet teorileri olarak isimlendirilirken Anglo-Sakson uygulamasına geçildiğinde söz konusu taksonominin isimlendirilmesi kefaret ve fayda teorileri şeklinde gerçekleşmektedir. Her iki akımda geçmişe yönelik teorilerin fiilin karşılığının verilmesi gibi sınırlı bir amaçla hareket edilmesine karşılık geleceğe yönelik teoriler ise amaçlar farklılaşmakta, özel veya genel önlemeye ıslaha veya toplumun savunulmasına da yönelebilmektedir. Ceza'nın amacını geçmişte işlenen haksız fiilde arayan mutlak teorilerde ceza'nın bir amacının olmasından ziyade ceza'nın kendi başına bir amaç olması anlayışı egemendir. Kefaret teorisinde ceza, geçmişte işlenen haksız fiilin veya kötülüğün bir karşılığıdır ve fail cezasını çekmek suretiyle günahından arındırılmakta toplumla arasındaki haksızlığın gerçekleştirilebilmesi için doğan sorumluluk ilişkisi sona ermektedir. Kefaret teorisinin en önemli savunucularından birisi Kant'tır ve müellife göre her cezada ceza olarak ilkin adalet olmalıdır. Ve adalet ceza kavramının özünü meydana getirmektedir. Kant cezanın kendisinin bizatihi amaç oluşunu bir meselede gönderme yaparak izah etmeye çalışmaktadır yazara göre bütün üyelerinin rızası ile dağıtılacak bir toplum da olsa bile başka bir anlatımla bir adada yerleşik olan bir halk adadan ayrılmaya ve yeryüzüne dağılmaya karar verse önce ceza evinde bulunan son katilin cezası infaz edilecektir. Bu süreçte başkasını öldüren suçlu kişi eylemlerinin karşılığı olan hak ettiği bedeli ödemiş olacaktır. Aksi durumda topluluğu oluşturan tüm bireyler Adaletin ihlalinde suçlu ile birlikte şerik olacaklardır. Durkheim'e göre cezanın şiddeti toplumun modernleşmesiyle birlikte azalsa da modern toplumlarda bile ceza geçmişteki eylemin karşılığı olmaktan tamamen arındırılabilmiş değildir. Bu duruma kefaretin ikilemi denmektedir ve kefaret teorisi bir yandan makul ahlaki düşünce sistemimiz içinde geliştirilemez ve açıklanamaz iken diğer yandan ahlaki düşüncemizden, Söz konusu teori çıkarılamamaktadır. Nispi teorilerde ise cezanın amacı geleceğe yöneliktir. Bu kapsamda gelecekteki amaçları farklılaşsa bile suçun önlenmesine yönelik amaç baskın gelmektedir. Söz konusu önleme cezanın fail üzerindeki zecri etkisinden dolayı failin gelecekte suç işlemekten çekinmesini sağlayan özel önleme olabileceği gibi cezanın uygulandığını gören bireylerin suç işlemekten çekinmesini amaçlayan genel önleme şeklinde de olabilecektir. Özel önlemenin arzulanan amaca ulaşabilmesi için failin ceza süresince yeniden sosyalleşmesini sağlanması ve bu suretle toplumsal normu tekrar dikkate alması sağlanmalıdır. Nisbi teoriye taraftar olan savunan yazarlardan Beccari'ye değinmek ve görüşlerine yer vermek gereklidir. Yazara göre cezalandırma, mutlak bir gereklilikten kaynaklanmaktadır. Söz konusu gereklilik mevcut olmadığı sürece ceza zalimane bir durum olacaktır. Ve cariye göre cezanın iki amacı bulunabilir. Öncelikle haksızlığı gerçekleştireni gelecekte gerçekleştireceği diğer haksızlıklardan alıkoyması ve toplumun diğer üyelerini de suçtan caydırmasıdır. Ve cari bu görüşleriyle hem genel hem de özel önlemeye işaret etmiştir cezanın amacını öncül ve ardılları ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. <laughs> cezanın amacının öncülü ceza sorumluluğunun esasıdır. Buna göre toplumsal normun normu ihlal eden fail niçin cezalandırılmaktadır sorusu söz konusu öncüle işaret etmektedir. Öncüle göre cezanın infaz biçimi olan ardılda değişiklik gösterecektir. Ceza sorumluluğunun esasını klasik okulda olduğu gibi özgür iradenin tercihi olarak alırsak Toplumun ona karşı gösterdiği tepki olan cezanın sadece infazı yeterli olacaktır. Cezanın infazı ile fail iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki gelecekteki seçimini iyi veya doğruya yönlendirecektir. Ceza sorumluluğunun esasını pozitif okulda olduğu gibi failin kişiliği üzerinden oluşturmaya başladığımızda her fail bakımında cezanın infazı ve infaz sırasında alınacak tedbirler de değişecektir cezalandırıcı adaletin mantığı dış dünyada değişiklik meydana getiren ve ceza kanunlarında vücut bulan davranış normunu ihlal eden eylemin yine aynı kanun tarafından uygun görülen yaptırımının uygulanması suretiyle karşılık görmesidir. Cezalandırıcı adalet cezayı suç ile yaratılan eşitsizliğin adalet gereği telafi edilmesi temini zemini üzerine inşa etmek suretiyle meşrulaştırma gayretindedir. Cezanın uygulanması toplumsal mutabakata dayanan, normu ihlal eden faile karşı toplumsal bir öç alma değil. Normda vücut bulan cezanın uygulanmasının sonucu olarak toplumsal düzenin yeniden sağlanması suretiyle adaletin tesisidir. Cezalandırıcı adalet temel olarak ceza kanununu ihlal eden eylem üzerine odaklanır. Ve söz konusu eylemin mağdur üzerindeki etkilerini tali bir sorun olarak görür. Bu odaklanma noktasındaki farklılık da cezalandırıcı adaleti esas olarak onarıcı adaletten ayıran bir husustur. Batı dünyasının gerek gözlemsel gerekse de uygulamadan doğan onarıcı adalete üç farklı yaklaşımında da mağdurun merkeze alınması ve güçlendirilmesi etkileri hissedilmektedir. Cezalandırıcı adalette mağdur ikinci plana atılmakta ve devlet kural olarak suçun mağduru olarak kabul edilmektedir. Cezalandırıcı adalette mağdurun konumunun güçlendirilmesine ilişkin iyileştirmeler yapılmış ve mağdurun ceza muhakemesine katılan olarak katılması bazı haklara sahip olması düzenlenmiş olmasına rağmen toplumu süreçte devlet adına savcılık kurumu temsil etmektedir. Bundan dolayı savcılık suçla mücadelede en önemli aktör ceza adalet politikasının belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde en etkili ve sorumlu kişi olarak nitelendirilmiştir. Devletin suçun mağduru olarak kabul edilmesi, toplumsal ihtilafta devleti ve kamuyu savcılık kurumunun temsil etmesinin sonucu olarak yıllar içinde aşırı ceza uygulamaları doğmuş ve bu durumda ceza infaz kurumlarının doluluğunun artmasına neden olmuştur. Cezalandırıcı adalet cezayı suç için bir karşılık olarak kullanır ve bunu da ceza sorumluluğunun üzerine inşa eder. Karşılığın uygulanmasına failin eylemi sonucunda ortaya çıkan sosyal zarar çok önemlidir ve fail tarafından gerçekleştirilen eylemin dış dünyadaki sonucu ne olursa olsun örneğin yaşamın sona erdirilmesi vücut bütünlüğüne zarar verilmesi veya mal varlığına karşı bir eylemin gerçekleştirilmesi sosyal zarara çevrilir ve karşılık buna göre belirlenir. Modern devletin tarih sahnesine çıkmadan önce oluşan zarar sosyal zarara çevrilmemekte işlenen suça yönelik mağdurun ve ailesinin kişisel tepkisi önemli bir rol üstlenmemekteydi. İlkel ceza hukuku döneminde suç mağdura karşı gerçekleştirilmiş haksız fiil olarak görülürdü ve aile veya klanın reisi tarafından tazminat temelli bir karşılık belirlenirdi. Failin farklı bir klana mensup olması durumunda ise klanlar arasında bir üstünlük söz konusu olmadığından ölç alma, bulut, feyiz geçerliydi ve mağdur veya ailesi bizzat ölç alma hakkına sahipti. Dolayısıyla bu zamanda Mağdur ve ailesi suç suç kovuşturmasında etkin bir rol üstlenmekteydiler. B. Tazmin edici adalet. Ceza muhakemesinin tarihi gelişimi içerisinde uygulanan ilk sistem itam sistemi olmuştur. Sisteminde, i̇tham sisteminde itam yani suçlama her bir vatandaş tarafından serbestçe yapılmaktadır. Ancak suçlamada inisiyatifi üstlenen ve sorumluluğu alan bir itamcı olmadan herhangi bir ceza davası açılamamaktadır. İtam sisteminde muhakemenin başlaması esasen mağdur tarafından gerçekleştirilmektedir. Suç, mağdurun kontrolünde olan muhakeme süreci devletin yargılama yapma ve yaptırım uygulama tekeline geçiş ile beraber erozyona uğramış. Mağdurun rolü farklılaşmıştır. Merkezi krallıkların ortaya çıkması ile birlikte eylem mağdur ile fail arasında bir uyuşmazlık olarak algılanmamış, bunun yerine devletle fail arasında cereyan eden kamusal bir anlaşmazlık olarak değerlendirilmiştir. Bu yeni anlayışta savcılık kurumu suçun mağduru olan devletin temsilcisi olarak tanımlanmış ve mağdurun fonksiyonunu üstlenmiştir. Suçun işlenmesiyle ortaya çıkan zarar, kişisel bir zarar olduğu durumlarda bile toplumsal zarara doğru nitelik değiştirmiş. Suçun pasif öğesi ise mağdurdan devlete doğru bir kimlik kayması yaşamıştır. Başlangıçta ölç alma kurumunun yıkıcı etkilerini gidermek için getirilen yeni anlayış ceza muhakemesinde Mağdurun konumunu ciddi şekilde etkilemiştir. Norman istilacıları tarafından uygulanan kralın barışı kuralı uyarınca kişiye verilen zarar kişisel olarak değil, kamuya verilen zarar olarak algılanmış. Bu durum ise devletin fail ile itamcı arasındaki ihtilafı kontrol etmesine neden olmuştur. İhtilafın kontrolü daha önce tazminat niteliğinde olan suçun karşılığı bedeli cezaya dönüşmesini sağlamıştır. Mağdur tarafından yürütülen ceza muhakemesinin devleti temsilen savcılar tarafından yürütülmesiyle birlikte bir değerler dizisi paradigma değişikliği de yaşamıştır. Bu değerler dizisi değişikliği aslında yeni gelişen pazar ekonomisiyle doğrudan ilgilidir. Nitekim sanayileşen ve hızla büyüyen devlet için mağdur tarafından gerçekleştirilen şahsi kovuşturma suçla mücadelede yetersiz kalmış, devlet ceza hukuku normlarının etkinliğini sağlamak için kontrolü tamamen ele alma ihtiyacı hissetmiştir. Bu değerler dizisi değişimi ile birlikte aslında fail ile mağdur arasındaki bir uyuşmazlık olan suç fail ile devlet arasındaki uyuşmazlık olarak nitelenmiş ve Kristin'in de ifadesiyle mağdur uyuşmazlık üzerindeki mülkiyet hakkını kaybetmiştir. Onlarca adalet taraftarlarının sık sık ifade ettiği gibi onlarca adaletin bir değerler dizisi değişikliğine yol açtığı söylemi merkezi devletin ortaya çıkışıyla birlikte gelişen değerler dizisinin tersine evrimidir. Nitekim Umbreit'nin de bu değişime antik onarıcı adaletten cezalandırıcı adalete değerler dizisi değişikliği olarak adlandırılması da bu çerçevede okunmalıdır. Suç teşkil eden fiili gerçekleştiren failin karşılık olarak verilecek ceza ile ıslah olması düşüncesi üzerine inşa edilen halihazırdaki ceza adaleti sistemi fail tarafından orantısız ve gereksiz cezaların verilmesi, toplum düzenini ve güvenliğini sağlamada istenen etkiyi sağlamaması ve topluma maliyeti açısından eleştirilmiştir. Bunun yanı sıra mağdurun uğradığı, uğramış olduğu zararı ceza adaleti sistemi içerisinde değil, hukuk davası açma yoluyla tazmin etmeye çalışması da mağdurun ikinci plana atılmasına sebebiyet vermiştir. Bu dönemde fail ceza muhakemesinde daha fazla haklarla donatılmışken neler bu haklar? Susma hakkı, ücretsiz hukuki yardımdan yararlanma hakkı, delil ikame etme ve ceza muhakemesini etkileme hakkı gibi. Mağdur yalnızlaştırılmış ve adeta ceza muhakemesinde unutulan bir öğe olmuştur. 1980'li yılların başından itibaren iğme kazanan mağdur hakları hareketi ve yine bu dönemlerde uluslararası toplumun üzerinde uzlaşı sağladığı bazı uluslararası hukuk metinleri sayesinde mağdurun zararının giderilmesi, suçun önlenmesi ve sanığın muhakemedeki haklarının yarı sıra hukuk gündeminde yer bulmaya başlamıştır. Mağdurun zararını tazmine yönelik girişimler temelde iki grupta toplanmaktadır. Zararın fail tarafından karşılanması ve zararın devlet tarafından karşılanması. Tatmin edici adalet suçun etkilerini sadece ceza ile değil mağdurun zararının giderilmesiyle ortadan kaldıracağına ilişkin yeni değerler dizisinin sonucudur. Tazmin edici adalet suçu bir kişi tarafından başka bir kişiye karşı işlenmiş bir eylem olarak görür. Bu durumda kendisine karşı suç işlenen kişi bir zarara uğrar veya acı çeker ve adalet söz konusu zararın giderilmesi olarak ortaya çıkar. Onarıcı adaletten farklı olarak her suçun muhakkak topluma karşı da işlenmiş olduğu fikrini benimsemez. Tazmin edici adaletin lehinde ve aleyhinde görüşler ileri sürülmüştür. Nitekim mağdurun uğramış olduğu zararı hızlı bir şekilde gidermesini sağladığı, tazminat alacağı için mağdurların suçu ilgili makamlara bildirmesini sağlayacağı ve bu sayede siyah sayıların azalacağı faili iyileştirilmesine yardımcı olacağı yaptırımın süresini daha çok kazanarak kısa sürede yerine getirmek suretiyle belirleyebildiğinden dolayı kendi belirlediği bir yaptırım huviyetinde olduğu kişinin cezaevine girmemesinden dolayı topluma maliyetinin olmadığı görüşleri lehe görüşler olarak ileri sürülmektedir. Buna karşılık tazminin sadece mağdura odaklandı diğer suçtan zarar gören olarak toplumdaki sosyal düzenin korunmasını sağlamadığı, failin iyileştirilmesini sağlaması ve önleme amacını gerçekleştirmesi olasılığının düşük olduğu noktalar eleştirilmiştir. 3. Onarıcı adalet A. Kavram ve Tanıma Onarıcı adalet, kurgulanmış bir adalet teorisi olmaktan öte, uygulamadan doğan ve faydalı sonuçları ölçüsünde de geliştirilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Onarıcı adaletin kavramı tüm sınırları ile birlikte ifade eden kesin bir tanımının bulunmadığı, yeni keşiflerle beraber evrimleşen bir anlama sahip mürekkep bir idea olduğu sıklıkla ifade edilmektedir. Onarıcı adaletle ilgili yapılan tanımlarda bazen sürece, bazen sonuca, bazen de sonuç ve süreci telif ederek kavrama yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da onarıcı adaletin bir adalet teorisi mi Suç ve yaptırım hakkında yeni bir bakış açısı mı, adalet sistemine rehberlik edecek değerler kümesi mi veya bunlardan birkaçı veya hepsini içeren bir kavram mı olduğu izaha muhtaç bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 1990'ların başı ile yeniden kamuoyunun dikkatini çeken bu kavramın üzerinde uzlaşılan bir tanımı olmamasının sebepleri olarak şunlar gösterilmektedir. Araştırmacı ve uygulamacıların kavram hakkında farklı bakış açılarına sahip olmaları, farklı coğrafyalarda gerçekleşen uygulamalardaki sınırlı bilgilerle hareket edilmesi, kavramın zaman içerisinde farklılaşan uygulamalar göstermesi, kavramın kapsamına girmemesine rağmen birçok uygulamanın bu adla anılması, ceza hukukunun kapsamına girmeyen birçok uyuşmazlık çözümüne ilişkin şemsiye bir terim olarak kullanılması ve son olarak Birçok farklı disiplini etkileyen bu kavramı her bir disiplinin kendi açısından tanımlamaya çalışması gösterilmektedir. Onlarca adalet temel olarak 3 varsayım üzerinde yükselmektedir. A- Suç ilişkilerin ihlalidir ve kişiye karşı işlenir. B- Suçun sebep olduğu ihlal bazı yükümlülükler meydana getirir. C- Bundan doğan ana yükümlülük yanlışı düzeltmektir. Buradan şu ülkelere ulaşılabilir. Failin ve toplumun yanı sıra mağdurun ihtiyaçlarına ve zarara odaklan, söz konusu zarardan doğan yükümlülüklere hitap et. Yani toplumun yükümlülüklerinin yanı sıra failin de yükümlülüklerini dikkate almak gerekiyor. Kapsayıcı ve işbirlikçi süreçleri mümkün olduğu ölçüde kullan. Fail, mağdur, toplum ve topluluk üyeleri de dahil olmak üzere meşru menfaatleri olanları bir araya getir, yanlışları düzeltmeye çalış. Onarıcı adalet birçok farklı kapsamı ifade eden bir terimdir. Onarıcı adalet ile kastedilenin ne olduğunun ortaya konulabilmesi için hangi kapsamda kullanıldığının da bilinmesi gerekiyor. Onarıcı adaletin kullanım alanları şunlardır. 1. Onarıcı adalet suça karşılık sosyal bir tepkidir. Bu kapsamda onarıcı adalet fail-mağdur uzlaşması, konferans sistemi ve cezalandırma halkaları gibi yöntemlerle suça karşı sosyal tepkiyi ortaya koymak amacındadır. Bu kullanım alanında onarıcı adalet kavramı bir uzlaştırmacı vasıtasıyla fail ve mağdurun suç ile ortaya çıkan uyuşmazlığı çözeceği bir süreci ifade etmek için de kullanılmaktadır. İkinci kullanım alanında onarıcı adalet birinci anlamı ile bağlantılı, bağlantılı ancak onu da içine alacak bir anlama haizdir. Suça karşı sosyal tepki içeren mevcut ceza adaleti modellerini inceler. Onların eksikliklerini tespit eder ve fail, mağdur ve toplum açısından en iyi çözümü bulmaya çalışır. Onarıcı adaletin birincisine benzer çözümlere ulaşmaya amaçladığı ancak kapsamına sadece cezai uyuşmazlıkları değil toplumun her noktasında görülebilecek olan kişiler arası uyuşmazlıkları aldığı bir anlamı daha mevcuttur. Özellikle okullarda görülen akran zorbalığı veya mazeretsiz okula devamsızlık sorunları ile mücadele etmek için onarıcı adalete başvurulması bu kullanım alanında değerlendirilmektedir. Diğer bir anlamında onarıcı adalet sadece kişiler arası uyuşmazlıklara değil, devletler arası uyuşmazlıklara ve özellikle kişiler ile devlet arasındaki uyuşmazlıklara da uygulanmaktadır. Siyasi uzlaştırma olarak da isimlendirilen bu kullanım alanında Rwanda Eski Yugoslavya, Güney Afrika'daki örnekleri görüldüğü üzere özellikle şiddetle ciddi insan hakları ihlallerinden sonra sosyal düzeni onarmak, suç mağdurlarının adalet taleplerine cevap vermek amaçlanmaktadır. Son kullanım alanında 5 beş olarak 5. olarak Adalet güzel bir ütopya olarak betimlenmekte ve ideal bir toplumda ideal bir adalet yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu adalet yönteminde sadece ceza adaletine yönelilmemekte tüm hukuk sistemi, toplumun yaşam tarzı, iş yerlerinde ve okullardaki davranışlar ve tüm politik uygulamalar ideal olana doğru bir dönüşme tabi tutulmaktadır. Onlarca adaleti zaman zaman ne olduğundan hareketle anlayabilmek mümkün olmamaktadır. Bu gibi durumlarda onarcı adaletin ne olmadığına da başvurmak kavramın sınırlarının belirlenmesinde bize yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda 1. Onarcı adalet esas olarak sadece failin fail, ma, failin mağdur tarafından affedilmesi veya mağdur ile failin barışmasına indirgenemez. 2. Onarcı adalet ile uzlaştırma eş değer kavramlar değildir. Uzlaştırma onarcı adalet yöntemlerinden biridir ve bazı durumlarda fail ile mağduru bir araya getirmek olanaksızdır. Örneğin failin bulunamadığı durumlarda bu fay faydasız olabilir. 3. Onarcı adaletin asıl amacı gelecekte işlenecek suçları önlemek ve bu sayede tekerrürü azaltmak değildir. Onarcı adalet belli bir program veya şablon değildir. Bu kapsamda onarcı adalet bir harita değil bir pusuladır ve ceza adaletini götüreceğiniz yeri size söylemez. Götüreceğiniz yer bakımından yolunuzu bulmanızı sağlar. Onarıcı adalet suça ve etkilerine söz konusu etkileri gidermek için yeni bir bakıştır. 4. Onarıcı adalet sadece hafif suçlar ve tesadüfi suçlar bakımından uygulanabilecek bir yöntem değildir. 5. Onarıcı adalet yeni bir kavram olmadığı gibi Kuzey Amerika'da geliştirilmiş bir kavram da değildir. 6. Onarıcı adalet Ceza adalet sisteminde karşılaşılan her sorun için uygulanabilecek deva bir yöntem olmadığı gibi mevcut ceza adalet sisteminin yerini de almak istemez. Onarıcı adalet genel olarak cezalandırıcı adaletin zıt kutbunda bulunmaz. Suçun önlenmesi bakımından her iki adalet yöntemi birlikte çalışabilmektedir. B. Onarıcı adaletin tarihsel gelişimi. Onarıcı adalet fikir olarak eski bir kavram olmasına rağmen 1970'li yıllar ile birlikte yeniden keşfedilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Onarıcı adalete ilişkin uygulamalara özellikle devlet öncesi dönemlerde de rastlanıldığı görülmektedir. Devlet öncesi topluluklarda toplum kurallarından sapan davranışların gerçekleştirilmesi durumunda hukuksal bir sistemin şekli kuralları olmaksızın toplum söz konusu sapıcı davranışa tepkisini göstererek kaybolan toplumsal dengeyi yeniden sağlamaya çalışmaktadır. Örneğin Filipinler'de yaşayan ibu Gao toplulukları mağdurun zararlarının giderimini esas alan bir süreç yürüten topluluklara güzel bir örnektir. Küçük bir toplulukta uyuşmazlığın taraflarının arasındaki akrabalık ilişkisinin varlığından ve uyuşmazlığın çözülmeksizin devamının diğer topluluk üyelerini de etkilemesinden dolayı uyuşmazlık Monkalun denilen uzlaştırmacılar sayesinde çözümlenmekteydi. Bu dönemde bozulan topluluk düzeni dört farklı şekilde yeniden dengelenmekteydi. Bunlar kan davası cezalandırma, dini geleneklerle tatmin ve tazmindir. Burada yer alan tazmin değişik anlamlar içermektedir ve onarım, iyileştirme, geri iade, tazmin ve affetmeyi de içermektedir. Devletin orduya çıkışı ile birlikte suç kişisel ilişkisinin ihlali olmaktan çıkmış, devlete karşı işlenen bir eylem olarak görülmeye başlanmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da mağdurun zararının tazmini yerine devletin kendisine karşı işlenen suça tepkisi gelmiştir. Mağdurun zararının tazmini tamamen onun tarafından harekete geçirilecek özel hukuk alanına bırakılmış ve onarıcı adalet gönüllü olmayan bir şekilde adalet yönteminin alanından çekilmiştir. 17. yüzyılla birlikte mağdur bakımından iyileştirmelerin yapıldığı görülmektedir. Yukarıda kısmen ifade edildiği üzere mağdurun zararlarını ceza adaleti sistemi içerisinde tazmin edebilmesine olanak sağlayan Alman hukuk sisteminde Alpo Sion Prozis kavramı doğmuştur. Mağdurun ceza adaleti sisteminde bir suje olarak tanınması başlanmış ancak tanınan haklar henüz bilgilendirme düzeyindeki haklar olarak kalmıştır. 1970'lerde yaşayan gelişmeler Asap topluluklarda uygulanan ancak devletin oluşumu ile beraber tarih sahnesinden silinen onarıcı adaleti eski konumuna ulaştırmıştır. Özellikle kişinin bedeninin hapsedilmesi suretiyle iyileştirilmesini sağlanacağı, kişilerin sosyal çevrelerdeki şartlarının geliştirilmesi durumunda doğru seçeneklere yöneleceği yönündeki varsayımların hayata geçirilememesi, hapis cezasının ve dolayısıyla ceza evlerinin kaldırılması yönünde bir düşünce akımını da doğurmuştur. Onurcu adalet ilk başlarda ceza evlerinin kaldırılması yönündeki düşünce ile birlikte gelişmiş, ancak daha sonra mevcut ceza adaleti sistemine tamamlayıcı ve sistemle birlikte çalışan bir ideaya doğru evrilmiştir. 1970'lerden sonra onarıcı adaletin tarihine değinirken, ona anlamını kazandıran yazarlar ve çalışmalarını kısaca nakletmek elzem olacaktır. Aşağıda bu çalışmalara ve onarıcı adalet kavramının içinin doldurulmasındaki önlemlere değinilecektir. 1977 yılında Eagles cezalandırıcı, dağıtıcı ve onarıcı olmak üzere 3 adaleti modeli arasında ayrımı ortaya koydu. Yazara göre ilk ikisi eylem üzerine odaklanır ve mağdurun ceza adaleti sistemine katılmasını reddederken sonuncusu suç teşkil eden eylemin taraflarının katılımı ile bir süreç içerisinde eylemin zararlı etkilerinin onarılmasına çalışır. Ancak Iglesias'ın onarıcı adalet düşün dünyasına esas kazandırımı 1958 yılında yayınlamış olduğu bir makalesidir. Söz konusu makalesinin başlığında yazar, tazminat terimini kullanmış olsa da terime geleneksel anlamda özellikle maddi zararın bir yargı kararı ile sınırlı tazminin ötesinde bir anlam yüklemekte ve tazminin yapıcı, yaratıcı, zararla sınırlı olmayan failin katılımı ile failce belirlenen grup temelli özelliklere sahip olduğunu belirtmiştir. Aynı yıl yayımlanan bir başka çalışmada Eagles'ın izlediği yoldan ilerlemiştir. Ceza adaletinin yeni paradigması tazminat isimli çalışmasında Barnett cezalandırma kavramının kendisinin sorgulanmasından başlayarak adaletin failin cezalandırılması ile değil suçun meydana getirdiği zararın giderilmesi suretiyle sağlanacağı noktasına varır. Aynı yıl Norveçli bir suç bilimcisi olan Nils Christian'ın 31 Mart 1976'da Sheffield Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir konuşmasının çözümlenmiş hali yayınlanmıştır. Bu yayın kanaatimizce suçun işlenmesiyle birlikte fail ile mağdur arasında doğan çatışma kavramına bakış bakışı tersine çevirmiştir. Yayının temel tezi çatışmanın ortadan kaldırılması gereken olumsuz bir değer değil, sahip çıkılması gereken olumlu bir değer olduğu noktasıdır. Yazara göre mağdurun elinden alınan ilginç, en ilginç mülkiyet nesnesinin onun elinden alınan malları değil, çatışmanın kendisidir. Çatışmaların faaliyet ve katılım için bir olanak olduğu kolayca görünmelidir. Bu kapsamda mağdur sadece onun tazminatını devlet aldığı için değil, kendi çatışmasına katılımını kaybettiği için mağlubiyet yaşamaktadır. Toplumda norm netleştirme fırsatlarını kaçırdığı için kayıp halindedir. Hem mağdur hem de toplum açısından bir kayıp ise mağdurun faili tanıma şansını asla bulamamasıdır. Fail bakımından ise eyleminin nedenlerini açıklama olanağına kavuşması suretiyle eyleminin sonuçlarını ortadan kaldırma fırsatını kaybetmesi demektir. Dolayısıyla Kristinin suçun işlenmesiyle ortaya çıkan fail mağdur arasındaki uyuşmazlığın hukuk profesyonellerinin rollerini icra ettiği mahkemelerde giderilmeye çalışılması ile birlikte fail ile mağdurun çatışmanın çözümüne katılımı olanağını kaybettiğini ifade etmektedir. Bu durum ise fail, mağdur ve toplum açısından bir kayıp olarak ortaya çıkmaktadır. 1977 yılında Wright tarafından yayımlanan bir makalede mevcut ceza adalet sisteminin mağdurun ihtiyaçları ve duyguları bakımından bir fayda getirmediği testini yapmıştır. Yazar makalesinin sonuç bölümünde mağdura hem toplum hem de fail tarafından yardımda bulunulması gerektiğine ve failin mağduru ve toplumu iyileştirmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. Howard Zayer'in onarıcı adaletin tekrar ceza adaleti sisteminde tartışılmasına vesile olan Changing Lenses adlı çalışması da burada değinmek gerekiyor. Bu çalışmada yazar mevcut ceza adalet sisteminin bakış açısının cezalandırma yönünde olduğunu ve suçu kanunun ihlali olarak gördüğü ve adaleti de isnat ve ceza ile sağladığını ifade etmektedir. Zeyr'in bakış açısını değiştirerek suçu insan ilişkilerinde bir yara olarak görmenin ve bunu tamir etmek için de yükümlülükler yaratmanın gerekliliğine işaret etmektedir. Dolayısıyla Zeyr'in suça ve suçun yaratmış olduğu etkiye farklı bir bakış açısı ile yaklaşılması gerektiğini ifade eden et, et, etkili bir düşünür olmuştur. Braithwaite ise suçun önlenmesinde utanç kavramına vurgu yapmıştır. Yazara göre iki tür utanç vardır ve bunların birbirinden ayrılması gerekmektedir. Bunlardan ilki damgalayıcı utançtır ki faille toplum arasındaki ahlaki bağları koparmaktadır. Diğer utanç türü ise bütünleştirici utançtır ve fail ile mağdur arasındaki bağları kuvvetlendirir. Damgalayıcı utanç tekerrürü arttırırken bütünleştirici utanç gelecekteki olası suçları azaltmaktadır. Yazar bu durumu günahtan nefret etmek ancak günahkarı sevmek olarak isimlendirmekte ve faile, hukuka itaat etmesi, topluma yeniden katılması noktasında bir fırsatın verilmesi gerektiğine değinmektedir. C. Onarıcı adalete duyulan ihtiyaç. 1970'li yıllara kadar uzayabilen, tarihsel bir arka planı olan onarıcı adalet, önceleri usule tabi olmayan adalet şeklinde genel bir terim ile bir makamın verdiği kararla ihtilafın çözüldüğü, ihtilafın çözümünün önceden belirlenmiş kurallar yapısına bağlı kalarak sürecin işlediği geleneksel adalet sisteminin artık toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığı fikrini ifade etmek için kullanılmıştır. Onlarca adalet kavramının anlaşılabilmesi aynı zamanda yetersiz de olsa tanımlanmasına gerektirmektedir. Marshall bu alanda üzerinde büyük bir uzlaşı ile onlarca adaleti özleşte, özleştirmeci bir tanımla onlarca adalet belli bir suçun taraflarının suçun işlenmesinden sonra bir araya gelerek suçun gelecekteki etkilerini ortadan kaldırmak için müşterek çalışacağı bir süreç şeklinde tanımlamıştır. Bildiğimiz anlamda ilk fail mağdur uzlaşması ve onarıcı adalet süreci Kanada, Kitchener'da Mayıs 1974'te gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilmiştir. Bir denetimli serbestlik görevlisi olan Mark Yancey, mallarına zarar verdiği 22 mağdurdan özür dilemek için iki tutukluyu götürmesi şeklinde gerçekleşmiştir. İlk rapor edilen süreç ise ABD'de Elkhart, Indiana'da 1972'de gerçekleştirilmiş ve o günden sonra artan ölçüde uygulanmıştır. Bugün onarıcı adalet uygulamalarının kapsamı genişlemiş. Ev içi şiddet, cinsel suçlar ve hatta uluslararası çalışmalarda dahi uygulanmaktadır. Onarıcı adalet, cezalandırıcı adaletten farklı olarak suçtan zarar gören birey üzerine odaklanır ve mağdura failin eyleminin kendi üzerindeki sonuçlarını ve bu sonuçların oluşturduğu duyguları ifade etme olanağı sunar. Onarıcı adalet süreci öncelikle fail, mağdur ve uzlaştırmacının üzerinde müzakere ederek mağdurun iyileştirilmesinin desteklenmesini ve ikinci olarak failin onarılmasını hedeflemektedir. Onarıcı adalet kullandığı terminoloji ile de cezalandırıcı adaletten farklılaşmaktadır. Onarıcı adalette haksızlığı gerçekleştiren ve haksızlığa uğrayan cezalandırıcı adalette olduğu gibi fail veya mağdur olarak değil taraflar olarak isimlendirilerek kendilerine ait uyuşmazlığın çözümüne katılmaktadırlar. Bu durum Ted Van Chen tarafından da ifade edildiği üzere onlarca adalette niteliğini veren insanlar için veya insanlara bir şey yapmaktan farklı olarak insanlarla bir şey yapma özelliğidir. Onlarca adalette değişen paradigma sadece suç failine odaklanmaktan sıyrılıp suçun Üç boyutuna yani mağdura, faile, topluma ve onların ihtiyaçlarına odaklanmasıdır. Onarıcı adalette suç teşkil eden eylem sadece ceza kanununun ihlali değil, kişiler arasındaki ilişkilerin de ihlalidir ve onarıcı adalette sorumluluk failin eyleminin mağdur üzerindeki etkilerini anlaması ve söz konusu zararı gidermek için harekete geçmesidir. Onarıcı adalet suçu toplum ihlali olarak değil, bir kişinin hak ihlali olarak görür diyalog ve müzakere esastır ve geçmişteki eylemden dolayı suçlamanın yerini gelecek için sorunun çözümü üzerine odaklanma almaktadır. Onarıcı adalette başarının sağlanabilmesi için fail ile mağdur arasındaki diyalogun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gereklidir. Şiddetli cezaların yerine fail ve mağdurun bozulan ilişkisinin uzlaşma ve onarma yoluyla telafi edilmesine çalışılır. Mağduru göz ardı etme ve faili pasif bir konuma indirgeme yerine her ikisine aktif ve kişiler arasındaki sorunu çözücü bir rol verilir. Onarıcı adalet sadece normun ihlaliyle zedelenen ilişkilere bakışını kaydırmak suretiyle farklılık yaratmamaktadır. Aynı zamanda söz konusu ihlalden doğan zararların, etkilerin ne suretle çözüleceği noktasında da bize değer temelli müzakere eksenli bir uyuşmazlık çözüm yöntemi sunmaktadır. Bu uyuşmazlık çözümünde öncelikle uyuşmazlığın taraflarına çözüm sürecine dahil etmeyi ilke olarak edinmektedir. Bu kapsamda uyuşmazlığın taraflarını, suçu cezalandırıcı adalette olduğu gibi faille devlet arasındaki uyuşmazlık olmaktan çıkartarak sadece fail ve mağdur ile sınırlandırmamış, fail ve mağdurun yakın çevresinin yanı sıra bunların içinde bulunduğu mikro toplumu da dahil etmiştir. Onarıcı adalette fail eylemine sorumluluklarını üstlenirken mağdur failin eyleminin kendi üzerindeki etkilerini Faile anlatma olanağına kavuşur. Başka bir anlatımla onarıcı adalet mağdura bir insan yüzü yerleştirir. Eyleminin sonuçlarının bir insanı mağdur ettiğini anlatır. Onarıcı adalette kullanılan onarma fiilinin de bu bakımdan sembolikten öte bir anlamı bulunmaktadır. Onarma ile öncelikle bozulan ilişkilerin onarılması sağlanacaktır. Bozulan ilişkilerin onarılması, failin ıslahını ve yeniden sosyalleştirilmesini mağdurun maddi ve kendine karşı duyduğu saygının da yeniden kazandırılması suretiyle, manevi zararının tazmini suretiyle sağaltılmasına kapsadığı gibi suçun işlenmesiyle bozulan toplumsal düzenin de geleceğe yönelik yeniden kurulmak suretiyle toplumun iyileştirilmesinde kapsamaktadır. Onarıcı adalet özgür iradeye dayalı bir süreçtir. Fail veya mağdur iradelerine aykırı olarak söz konusu sürece dahil edilmezler. Zaten iradeye aykırı böyle bir sürece katılmaları da onarma amacına ulaşılamamasını sağlayacaktır. Bununla birlikte özellikle fail bakımından sürece katılımını sağlamak için minimize edilmiş bir baskının kullanılabileceği de öğreti de savunulmuştur. Ancak belirtmeliyiz ki bu durum uzlaştırma dışındaki onarıcı adalet uygulamaları bakımından geçerlidir. Müzik